Ne yaptılar iş görüşmesinde? Önce avare takımını seyrettik. Batuhan yönetmen arayışındaydı. Burak sinirliydi. İsmail çıplak ayak zaafı vardı. Ve Afakan da düşünce okuma yeteneğine sahipti. Evet Atakan. Daha sonra Güya oyuncuları seyrettik. Host arayışındaydı lider. Serap kadınsı bir hostu canlandırdı. Ferhat miskin hayvandı ve Anıl da evlenmekten pişman olmayı oynadı. Peki seyircilerimiz ne diyormuş? O zaman onları bir görelim. Avare daha iyiydi iş görüşmesinde diyenler. Guya <laughs> oyuncuları daha iyiydi diyenler. Ee, evet. Seyirciyle e, hemfikirim ben de. E, sanki Avari'ye birazcık daha Alkış daha fazla geldi, değil mi? Ee, çünkü evet çünkü... ben Avarin'in e, daha iyi bir oyun çıkardığını düşünüyorum. Birazcık seçimlerinde esasında şüpheliydim. Hani sinirli, biraz kolaya mı kaçtı diye düşündüm. Ee, çıplak ayak Zaafı... güzel bir seçimdi. Onda çok iyi oynadı. Ee, Atakan'ın se seçimi düşünce okuma Yine acaba biraz kolaya mı karşı diye düşündüm. Çünkü doğaçlama sahnelerinde çok seçilen bir şeydir. Fakat her üç oyuncu da çok başarılı bir şekilde o seçimlerini canlandırdılar. Ve oyunu çok güzel kurdular. Ben güzel bir ekip ruhu gördüm. O indir ayağı kaldır ayağı anı onun zirve noktasıydı. Güzel, tatlıydı. Çok i̇ndir ayağı kaldır ayağı çok güzeldi. Evet. Hikaye devam etti. O hikaye <laughs> evet. güzelce ne baştan başladı ve devam etti. Bir yere kadar geldi. Gelişi gelişmeyi sonucu gördük. Bir sonraki takımımızda... E, liderin neden bir kadın oynamayı seçtiğini tam anlayamadım. Bir seçimdi. E, ama neden o seçimi yaptığını çok iyi anlayamadım. E, Ferhat mıydı miskin hayvanı e, oynayan? Evet. 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 Çok başarılı bir miskin Kesinlikle. hayvandı. O, dozundaydı. Yani, dozundaydı. Doğru Sahneyi bir seçimdi. Çok düşürecek diye ben önce korktum. Miskin hayvan. Yani komedi yapıyoruz burada ama çok dozundakılar. Çok dozundaydı. Çok da sempatik bir miskin hayvanı oldu. Bir küçük başta bilmiyorum fark ettiniz mi, bunu başta söylemedik ama her hafta mutlaka bir yerde söylemeye çalışıyoruz bu kabul meselesi. Aha. Anıl ile lider arasında bir küçük bloklama oldu. Her iki oyuncunun da kafasında bir hikaye vardı. Anıl baş, sahneye başladığında dedi ki, bir acayip başım ağrıyor dedi galiba değil mi? Anıl? Neden Öyle. diye sor dedi, neden bir, bir diye sor sorma anlatladı. Bir Hı -hı. sor neden dedi. E, lider onu duymadı. Dur şimdi bir dakika falan dedi. Esasında küçük bir bloktu. Anıl bloklanmış oldu ki doğaçlamada esasında en istemediğimiz şey o bloklama. Mutlaka yani kendi kafamızda bir hikaye olsa bile karşımızdaki oyuncu bir bir oyun başlattıysa onu dinleyip onu kabul edip sonra gerekiyorsa kendi oyunumuza geri dönmemiz gerekiyor. Bir de gerekiyor. burada mülakata gerçekleştiren bu oyun özelinde arkadaşın e, bir görevi var. Gelen insanlara oyun açmak. Hı hı. Bizim mülakatı yapan arkadaşımız daha ön plandaydı. Evet. Oyun evet. açmanın dışında. Evet, oyunu, evet. Oyunun liderliğini yapmak istedi. Katılıyorum ben de. Açmalı dediğin gibi. O yüzden yani kötü değildi ama bunlar e, puan düşüren şeylerdi. O yüzden bu turun galibi avare oldu. Tebrik